Son yıllarda dijital platformların dünyada ve Türkiye'de artması, sinemaların ise pandemiyle beraber kapanmasıyla filmlerin artık sinemalarda ne kadar gişe yaptığını değil, gösterime girdiği platformda ne kadar izlendiğini konuşmaya başlıyoruz. 12 Mart'ta 200 milyon abonesi olan Netflix'te başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği Kağıttan Hayatlar filmi premier yaptı ve kuşkusuz dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı. Film gösterime girmesiyle 13 Mart'ta açıklanan verilere göre Netflix'in dünya genelinde 3. en izlenen filmi oldu ve 38 ülkede ilk 10'a girmeyi başardı. İspanya, Fransa, Hollanda, Katar, Meksika gibi ülkelerde ilk 10'a, Almanya, İsviçre, Arjantin, Avusturya gibi ülkelerde 3. sıraya, Marakeş, Arabistan ve Bulgaristan'da 2. sıraya, Türkiye ve Umman'da ise 1. sıraya yerleşerek Kağıttan Hayatlar Netflix'te en iyi açılış yapan Türk filmi oldu. Gösterimin ikinci gününde ise %42 büyüyerek dünya genelinde tüm filmler arasında 2. sıraya yükseldi ve 5 ülkede daha ilk 10'a girdi. 3. günde geldiğimizde ise %20 büyüyerek 5 ülke daha ekledi ve toplamda ilk 10'a girmeyi başardığı ülke sayısı 48'e ulaştı. Girmeyi başardığı İtalya, Polonya, İzlanda, Brezilya gibi ülkeler yer aldı. Böylece film neredeyse tüm Latin Amerika ve Avrupa'da en izlenen filmler arasına yerleşmeyi başardı. Gösterimin 4. gününde Kağıttan Hayatlar'ın ilk 10'una girdiği ülke sayısı 57'ye yükseldi. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ve Malezya, Sri Lanka gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde izlenmeye başlandı. Üstelik ilk 10'una girmeyi başardığı diğer tüm ülkelerde de pozisyonunu arttırdı. Latin Amerika gibi tüm Avrupa'da neredeyse sarıya boyandı. 5. günde geldiğimizde 17 Mart'ta açıklanan verilere göre filmin pozisyonu tüm ülkelerde istikrarlı bir şekilde arttı. Güneydoğu Asya'da Bangladeş, Tayvan, Afrika'da ise Güney Afrika Cumhuriyeti ile beraber toplamda 4 ülkenin daha ilk 10'una girdi. Avrupa ülkeleri arasında İspanya, Portekiz, Fransa, Romanya, Yunanistan'da 2. sıraya, İsviçre, İtalya, Almanya, Polonya'da 4. sıraya, İsveç, Danimarka, Hollanda'da ise 5. sıraya yerleşti. Orta Doğu'da ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2. sıradaki, Arabistan ve Umman'da ise 1. sıradaki yerini korudu. Böylece toplamda 61 ülkenin zirvesine yerleşmeyi ve Netflix dünya genelinde ikinciliğini korumayı başardı. Bununla da Netflix'te en çok izlenen Türk filminin Kağıttan Hayatlar olduğunu artık şimdiden net bir şekilde söyleyebiliriz. Kağıttan Hayatlar 19 Mart verileriyle beraber ilk haftadaki gösterimini tamamlamış oldu. Netflix'te yeni rakibinin ortaya çıkmasıyla dünya genelinde 3. sıraya geriledi. Zirvede olduğu ülke sayısı ise 50'ye düştü. Türkiye, Arabistan ve Umman'da birinciliğini koruyor. Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde ise 2 ila 5. sıralarda kalmaya devam ediyor. Filmin giremediği önemli ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere geliyor. Bakalım bu ülkelerin zirvesine girmeyi başarabilecek mi? Üstelik Netflix'in hiçbir PR çalışması yapmamasına rağmen Kağıttan Hayatlar sessizce gösterime girdi ve şimdiden 61 ülkede en izlenen filmler arasına yerleşmeyi başardı. PR çalışması yapılmadığını Fransa'nın en büyük gazetesi Le Parisien dahi söylüyor. Zira Netflix'in YouTube hesaplarında bile filmin fragmanı yayınlanmadı. Fransa'da ise ancak 2. sıraya yükselmesiyle fragmanı yayınlandı. Aynısı 2020'de 7. Koğuş'taki Mucize filminde de yaşanmıştı. Film Türkiye gişesinde büyük başarı yakalasa da Netflix'te gösterime girerken tanıtımı yapılmamış ama buna rağmen 29 ülkenin ilk 10'una girmeyi, 2020 yılının genelinde ise Netflix'in en çok izlenen 100 filmi arasında 77. sıraya yerleşebilmişti. Gördüğünüz üzere Kağıttan Hayatlar da fragmanları dahi çıkmadan 61 ülkede en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. Bakalım Netflix, Kağıttan Hayatlar'ın toplamda kaç milyon kullanıcı tarafından izlendiğini ne zaman açıklayacak? Gelişmelerin takibinde olacağız. Kaçırmamak için kanalı takibe almayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.